26. sorumuza devam ediyoruz. Genotipleri aynı iki canlının çaprazlanması sonucunda 3 farklı fenotipte yavru oluşması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Şimdi eş baskın demiş arkadaşlar. Birinci öncülümüzde bununla ilgili bir örnek yapalım. Kan gruplarında A ve B eş baskındır. Çaprazlama yapalım. A B. Bunun fenotipi A. Bunun ikisinin fenotipi AB. Bununki ise B'dir. 3 farklı fenotip elde ettik. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bir örnek verelim hemen. Şok alellikle. A1 A2 çarpı A1 A2 A1 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 A2 A1 A2 A2 A2. Şunun fenotipine baktığımız zaman A1, şu ikisinin fenotipine baktığımız zaman A1 A2 eş baskınlıktan dolayı, şunun fenotipine baktığımız zaman evet A2'dir. 3 farklı fenotip elde ettik mi arkadaşlar? Evet, elde ettik. İkinci öncülümüze doğru. Evet arkadaşlar, üçüncü öncülümüze bir örnek verelim. Düzgün sarı iki tane bezelyeyi dihibrit çaprazlama yaptığımız zaman, yani ikisi de heterozigot değil mi arkadaşlar? 4 farklı fenotipte elde ederiz. Nedir bu? Düz sarı, düz yeşil, buruşuk sarı, buruşuk yeşil. Yani üçüncü öncülümüz bu kurala uymaz. Bundan dolayı cevabımız C seçeneğidir.